Oksijen stüdyolarından günaydın. Güne Bakış'ta sizlerle birlikteyiz. Hafta içinde yaptığımız gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyorum. Oksijen Medya Grubu'nun parantez gazetesiyle okumaya başlıyoruz. Sayın izleyiciler, biliyorsunuz belediye başkanı Faruk Özlü başkanlık seçilmesinin ardından radikal kararlara imza atmaya başladı. Bunlardan biri daha sonra okuyacağım habere ilişkin mezba et kombinası. Düzce Belediyesi'nin yıllardır kangren içinde olduğu sorunlardan bir tanesi. Maalesef iyi işletilemediğinden ötürü çok da verimli kullanılamıyor. Bu yüzden de yap işe devret modeli devreye girmeye başladı. Buna ilişkin bir haber var Parantez Gazetesi'nde. Yeni mezbanide yap işe devret modeli Düzce Belediyesi et kombinasyonunda yapılan incelemeler sonucunda mezbanın ihtiyaçları karşılayamadığı ve yıllık yaklaşık 800 bin lira zarara sebep olduğu tespit edildi. Merkezin yeniden inşası yap işe devret modeliyle yapılacak. Düzce Belediyesi tarafından işletilen Mergeç Esenköy mevkiindeki et kombinası ve hayvan kesim merkezinden yapılan incelemeler sonrası mevcut sistemle ilgili kurum hataları tespit eden Başkan Özlü, merkezin mevzuatına uygun şekilde işletilmesi için bilirkişilerden rapor alınmasını, verilmesini istedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de sanıyorum buna ilişkin çalışmalar yapılacak. İkinci okuyabileceğimiz haber, belediye başkanlarının valilik ziyaretlerine ilişkin henüz bu aşamaya geçilememişti. Cuma yeri belediye başkanı Mustafa Koloğlu bunlardan birini gerçekleştirdi. Başkan Koloğlu ziyaretlerini sürdürüyor. Cuma yeri belediye başkanı Mustafa Koloğlu bir yandan projeler için çalışırken bir yandan da ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Düzce valisi Doktor Zülkif Dağlı'yı ziyaret eden Başkan Koloğlu, bir yandan Cuma yeri ile ilgili projelerimiz için hazırlık çalışmamızı yaparken bir yandan da ziyaretlerimizi eksik etmiyoruz demiş haberde. Bir başka haber, engel yok gel birlikte yol verelim etkinliği ikinci kez düzenlendi. Düzce Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü tarafından hazırlanan ikinci engel yok gel hayata birlikte yön verelim etkinliği kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Düzce Günaydın gazetesinin başlığında yüzlerce kişiye aynı anda iftar başlığı var. Düzce Belediyesi Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla mahallelerde iftar sofraları açacak. İlki 9 Mayıs Perşembe günü Beyciler Mahallesi'ne gerçekleşecek. Ramazan ayı boyunca da 14 ayrı noktada bu uygulama gerçekleştirilecek. 9 Mayıs Perşembe bugün sayın izleyiciler, bugün Beyciler'de Düzce Belediyesi tarafından mahalle iftarları kuruluyor. Tabii öncelikli olarak o mahallede bulunan kişiler bu iftara katılabilecekler. Bir başka haber, komşularının acısını paylaştılar. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Komşularına Dokunuyor sosyal sorumluluk projesi kapsamında komşularına dokunmaya devam ediyor. Şimdiki ziyaretleri 6 ay, 6 ay yapılmış. 6 ay diye bir yatalak bir hasta sayın izleyiciler. O yatalak hastayı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri evinde ziyaret edip acılarını paylaşmışlar. Bu güzel bir uygulama sayın izleyiciler. Öğrencileri bu duyarlı davranışlarına ötürü de kutluyoruz. Bir başka alkışlanacak bir haber de yine Düzce Belediyesi'nden başlık, belediyeden alkışlanacak bir hizmet daha. Düzce Belediyesi engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı. Binanın konumu nedeniyle evine girip çıkamayan engelli vatandaşın isteği üzerine bina girişine rampa yapıldı Düzce Belediyesi tarafından. Evet, Düzce'nin sesi Oksijen Medya Grubu'nda okuyacağım son gazete. Hemen habere bakıyoruz. Biliyorsunuz sayın izleyiciler, artık İstanbul seçimlerine ilişkin süreç başladı. 23 Haziran'da İstanbullular tekrar sandık başına gidecekler. Bu konuda Düzce'deki İyi Parti de bir program hazırladı. Masrafları İyi Parti karşılayacak başlıklı haberin içeriği şu şekilde. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından Düzce İyi Parti İl Teşkilatı harekete geçti. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimler için Düzce'den sandık müşahidi olmak isteyen kişilerin o günkü masrafları İyi Parti Düzce Teşkilatı tarafından karşılanacak ve bu kişiler İyi Parti'nin tahsis ettiği otobüslerle
İstanbul'a getirilecek. Bir başka okuyacağım haber, evet, günlerdir gerek Güne Bakış'ta olsun, gerek Gündem programında olsun, kaldırımlardaki ihlallere ilişkin haberleri ve gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Son olarak kaldırımlara araç parklarının yanı sıra iş yeri konteynerlerinin de konulduğunu gözlemledik. Buna ilişkin çağrılarımız sonuç verdi ve Düzce Belediyesi zabıt ekipleri tarafından şehrin her noktasında bu türlü bulunan yerlere karşı denetimler sıklaştırıldı ve cezai işlemler yapılıyor. Kurallarda esneklik yok. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini arttırdı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yayaların daha rahat ulaşımı sağlayabilmeleri için esnaflar tarafından kapanan kaldırımların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar ve daha da arttıracaklar bu konudaki çalışmaları. Ramazan bayramı dolu dolu geçecek. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan ayının Düzce'de en güzel şekilde idrak edileceğini ifade ederek, Ramazan ruhunun en derinden yaşandığı sayılı şeylerden biri mutlaka Düzce olmalı dedi. Biliyorsunuz bu konuda da Anıtpark'ta stand hazırlandı ve orada her akşam iftar saati ve iftar saati sonrasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Evet, diğer yerel gazeteler, Düzce Postası gazetesi manşetine Derdin kaplıcalarını taşımış. Derdin geri döndü. Yaklaşık 50 yıldan bu yana atıl vaziyette duran Derdin'deki kaplıcaların şifalı suları yeniden derman olmaya başladı. Derdin Hamamı diye yıllardır bildiğimiz birçok büyüğümüzün mutlaka eski haliyle gidip şifa aradığını bilmeyenimiz yoktur. İlimizde doğal bir hazine olan Derdin Termal Hamamı uzun süre kapalı kaldı. Binaların harap oldu, suları uzun süre atıl kaldı ve unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak bu konuda tadilat yapıldı ve Düzce halkının ve konukların hizmetine açıldı Derdin kaplıcaları. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye atfen dünkü Düzce Postası'nda su borçlarına ilişkin bir eleştiri ağırlıklı bir yazı vardı. O yazıya Faruk Özlü cevap vermiş. Düzce Postası bu cevabı yayınladı. İki çağrıdan sonra suları kesmek zorunda kaldık. Düzce Postası'na açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü ilk aşamada 5000 lira ve üzerinde su borcu olanlara, sonraki aşamada ardından 2500 lira ve üzeri, daha sonra ise 1000 lira ve üzeri borcu olan kişilere borçlarını ödeme çağrısı yaptık. 50-500 lira gibi borcu olanlardan başlamadık. İki çağrımıza da olumlu cevap vermeyenlerin suyunu kesmek zorunda kaldık demiş Faruk Özlü bu konudaki açıklamasında. Bunu gündemde biraz detaylı olarak işleyeceğiz sayın izleyiciler. O yüzden biraz kısa kesiyorum. Düzce Postası'nda üçüncü haber. Düzceli vekiller dururken Düzce'nin sorununu yine İstanbul Milletvekili gündeme taşıdı. CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, Gölyaka gişelerinin kapalı olmasını mecliste konuştu. CHP'li vekil Mahmut Tanal, Düzce halkını ve sürücüleri isyan ettiren Gölyaka gişelerinin kapalı olması sorununu meclis gündemine taşıdı. Bakanlıkları göreve çağıran Tanal, artık yeter, Düzce'yi daha fazla mağdur etmeyin diye haykırmış. Evet, Damla Gazetesi yerel gazetelerden sonuncusu. Hemen bakıyoruz. Bu gazetede de ilk başlık bugün yapılacak olan Beyciler'deki iftara ilişkin Ramazan programlarının mahallelerde vatandaşlarla bir arada geçirmeyi dileyen Düzce Belediyesi, iş adamları ve hayırseverlerine desteğiyle hazırlanan etkinliklerde Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak düzenlenecek bir iftar yemekleri ile vatandaşla bir araya gelecekler denilmiş ve bununla ilgili ilk uygulamada 9 Mayıs tarihinde yapılacak, yani bugün. Ardından da Ramazan ayı boyunca 14 ayrı mahallede bu sistem sürdürülecek. Bayat ekmekten harikalar yarattılar. Düzce Üniversitesi'nde Bayat Ekmekli Tarifler Atölyesi çalışmalarını bitirdi. Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ndeki Bayat Ekmekli Tarifler Atölye Çalışması, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda
Ekmek İsrafını Önleme Komisyonu Başkanı Öğretim Üyesi Emine Aydın, Bitki Koruma Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekten de bayat ekmekler aslında herkesin evinden alıp da çöplüğe attığı malzemeler. Ama ne var ki üniversite tarafından işte bizim yiyemediğimiz o bayat ekmekler bir şekilde tekrar sofralara kazandırılıyor. Bu konudaki çalışmadan ötürü de Düzce Üniversitesi'ni kutluyoruz. TOKİ'den kredi bekliyorlar. Bir başka başlık, evsiz depremzedeler dayanışma konut yapı kooperatifi, kısa adıyla DEPDER. Beyköy'de inşaatı devam eden umut evleri için TOKİ'nin kredi tahsisi yapmasını bekliyor. Bu konuda da olumlu gelişmeler başladı. Evet sayın izleyiciler, bugün 9 Mayıs 2019 günlerden Perşembe, güne bakışı burada noktalıyoruz. Yarın haftanın son gününde tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.